Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Lviv'deki üçlü zirve, dünya basınında Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lviv'deki üçlü görüşmesi tüm dünyada basınında manşetlere taşındı. Kritik zirveye dair haberlerde barışın Erdoğan'a bağlı olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna'ya gitti. Erdoğan burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşme için bir araya geldi. Dünyanın izlediği üçlü zirve, barış için adımlar atılması, tahıl koridoru ve Zaporijya nükleer tesisinde güvenliğin sağlanması konularını işleyecek. Bu bakımdan önem teşkil eden zirve, dünya basınının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan birçok basın kuruluşu görüşmeye ana sayfalarına taşındı. Washington merkezli analiz kuruluşu Atlantic Council'ın Kiev'de görev yapan kıdemli üyesi Michael Buchirkiv, Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var yorumunda bulundu. Ukrayna Moskova ile iletişim kanallarını açık bırakmanın önemli olduğunu düşünüyor diyen Michael, Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bile oynanamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor ifadelerini kullandı. İngiliz The Independent, zirvede Odessa Limanı'ndan İstanbul'a giden tahıl gemileri ve Rusya'nın çapraz ateşi altında kalan Zaporijya nükleer santralinin güvenliğinin sağlanması konularının öne çıktığını yazdı. Gazetenin muhabirlerinden Borzu Daragahi, Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de Putin'e yaptığı görüşmeyi hatırlatarak barışın sağlanması anlamında önemli bir zirve olacağı yorumunda bulundu. ABD'li Washington Post gazetesi üçlü zirveyi Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler liderleri Lviv'de bir araya gelecek başlığıyla duyurdu. Haberde üç lider için küresel tahıl krizini hafifletmeye yardımcı olmak için Ukrayna tahılının dünya pazarlarına gönderilmesine izin veren anlaşmayı gözden geçirmek ve 6 aylık savaşı sona erdirmenin yollarına görüşecek ifadelerine yer verildi. El Cezire'den Teresa Bo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ve Türk Cumhurbaşkanları ile yapacağı görüşmeden önce Batı Ukrayna şehri Lviv'e geldiğini aktardı. Lviv'den konuşan Bo, şehri geziyor, üniversitelere gidiyor ve burada Ukraynalı milletvekillerinin Birleşmiş Milletler tüzüğünde uluslararası insancıl hukuk taslağının hazırlanmasında oynadıkları rol hakkında konuşuyor dedi. Politico, Ukrayna liderinin Erdoğan'a teşekkür etmek için sebepleri olduğunu ve Türkiye'nin ablukaya alınan limanlardan tahıl ihracatının yeniden başlamasına izin vermek için Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak Karadeniz'de tarafsız bir güç olduğunu yazdı. Komsomolskaya Pravda, Erdoğan bu savaş sürecinde Avrupa güvenliğinin ana arabulucusu haline geldi yorumunu yaptı. Moskovski Komsomolets gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi. Fransız France 24, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaporijya ile ilgili yeni Çernobil olmasının uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.